Agalarım, herkese selamlar. 22 Şubat 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarıyla bahsedeceğim. Sizlere aynı şekilde beğeniler çok iyi geldiği için bir adet de ideal kombin önermeye devam edeceğim. Artı 500 beğeni geldiği takdirde bu kombineler devam edecektir. Çok güzel destek geliyor. Teşekkürler devam ederse ben de aynı şekilde devam ederim bilginize. Dostlarım öncelikle başlayalım isterseniz. Bu kazanç nereye gidiyor? Dün de kazandık. Dün de nasıl kazandık birazdan göstereceğim. Öncelikle maç skoru yarışmamız var ve Galatasaray'ın maçı Avrupa'da temsilcimizin maçı olması kaynaklı. Bilen 3 kişi alalım dedik. Maç skoru ne olur? Yorumlara yazmanız yeterli. Bilenler arasından 3 kişi Şubat ayının sonuna kadar gruplarımızda misafir edeceğiz. 3 kişi diyorum. İlk bilen veya son yazan ilgilendirmez. Maç bittikten sonra yazmayın benim için yeterli. Her türlü soru görüşüleri, gruplara gelmek isteyenler veya skor bilen arkadaşlar benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. 2 ile benimle buradan iletişim kuraraktan da her türlü sorunuza cevap bulabilirsiniz diyerek devam edelim. Cumartesinin misleri kazanmıştı zaten. 3 tane cumartesinin mislisi vardı. 3'te 3 oldu mu? Oldu. Cumartesi kazandık. Pazara bakalım. Pazar günü de aynı şekilde 3 tane mislimiz vardı. 3'te 3 oldu mu? O da aynı şekilde 3'te 3 oldu. Pazarda yüksek mislerimizin hepsi geldi. Pazartesine yaptık. Yani dün. Dostlar dün pazartesi Atletik Bilbao-Cenerona mücadelesi vardı. 1.50'de oranı vardı KG KGV'den. Benim günün en güvenli mücadelesi buydu. Hatta ana kombine yaptık. Ana kombinenin içine de aldım. Ayrıca yüksek misliyi de tekli olarak verdim. 900 misli olarak önerdim. 1.50 gibi orandan. Ben güveniyordum. Aynı şekilde Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi 5 gündür yüksek misli firesiz şekilde kazanç sağlıyor. Aynı şekilde devam etmek istiyorum ben. Şampiyonlar liginde de yüksek misli olarak devam edeceğiz zaten. Güzel kazançlar elde ederiz diyerekten de buraya yüksek oynayanlar. Buraya kim gelsin biliyor musunuz bu? Kasası minimum 3-4 bin lira olan insanlar gelirse daha güzel olur. Sadece o değil zaten. Misli olarak canlı da yapıyoruz. Canlılarımız nasıl? Newcastle'ın golüne mesela 700 TL önerdim. Antalya'nın golüne ilk yarıdan bir gol atar şeklinde aldık bu şekilde kasası sağlam olanlar gelsin ki bunları miktarlarına göre oynayabilirsin zaten dostlarım. Geçtim bunu da. Kuponlarımıza baktığımız zaman da pazartesi günü bir adet İdalyan'da kombin çıkardım. Dediğim gibi Cirona mücadelesini almıştım. Bir eli gibi orandan. Sporting Lisbon mücadelesini değerlendirdim. Ona ne dedim? Maç sonu 2-1.5 üst olarak değerlendirdim. Lizbon maçı niye kuponumu aldım? Bu arada ana kuponumuz geldi. Günün teklisine baktığımız zaman da Beşiktaş kazanır ama 3.5 altında biter şeklinde. Hatta maç önü skorumu da yazdım. 2-0-2-1 ayarında bir Beşiktaş galibiyeti gelebilir diyerekten de. O da tertemiz skoruna kadar yakaladığımız bir mücadele. Yani kazan çılgınlığı devam ediyor diyelim ve devam ettik. Aynı şekilde... Canlı maçlarımız da gruplarımızda devam ediyor. İzlemiş olduğumuz maçları ki zaten sürekli ekran başındayız bildiğiniz üzere zaten. E, canlı olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Onun dışında herkes açık ekran grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında buraya da katılabilirsiniz. Burası ücretsizdir. Hatta dün orada da bir şeyler yaptık. Ekrandan göstereyim. Şöyle bu arada dedim ki bu arada ekrandayım. E, dedim Kayseri ile Beşiktaş maçı var izliyordum. Kayseri'nin bir golünü verecektim can, e, maç önü olarak lan 1.34'lü vermedim. Erken dakikada buldu. Ondan sonra canlı yapalım dedik. Dedik ki şöyle deplasman 2.5 üst olarak ben bir değerlendirdim. 1.49 gibi orandan erken dakikalarda dakika 20'de mi 15 mi ne aldım bunu? 1.49 gibi orandan geç gören çok daha yüksek orandan almıştır. Devam. Beşiktaş Konya maçına da dedim ki ilk golü Beşiktaş atar dedim. Ne oldu? Devam. Şimdi Hatta yazdım altına 2 bahiste biraz bekletebilir aga bilginize yazdım. Hatta dedim ki ilk yarı bittiği zaman mesela ilk yarı gole giren herkes patladı. Kanga galatisi olan kazandı aga. Bu iş bu kadar dedim. İlk golü kim attı? Beşiktaş attı mı? Attı. Kayseri ne yaptı? Attı mı? Attı. Tertemiz. Her klasik grupta iki canlı 2'deki burayı bu yüzden kapattık. Ondan sonra gruplarımıza geçtik. Gruplarımıza da aynı şekilde 23 seansı start diyerekten de burada da güzel şovumuzu yaptık. Bereketli olsun kazancımızı sağladık. Hatta şöyle şuradan göstereyim. Lisbon maçını aldık. Amiens mücadelesini aldık. Everton mücadelesini değerlendirdik. Kombinemiz geldi. Everton geldi. Yüksek misiler derken güzel kazanç elde ettik. Şimdi nazar değmesin. Dilinizi sırın. Üç kere tahtaya vurun. Başlayalım. Sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorum destekleriniz bekliyoruz. Beğeni ve yorumlar geldiği takdirde kazandırmaya devam. Karabağ ile Braga mücadelesi. Şimdi bu maçı şöyle anlatacağım sizlere. Braga ilk mücadele kendi evinde Portekiz'de 4-2 gibi mağlup oldu. İki tane maçta penaltı var hem Braga tarafında hem Karabağ tarafında. Karabağ ama çok iyi oynadı. Özellikle Braga bence hafife de almış olabilir veya defans kurgusu zayıf kaldı Braga'nın açıkçası. Karabağ kapmış oldu toplarla birlikte. Çok iyi çıkış yaparak da iki tane golü öyle attı. Kapmış oldu toplarda. İleride zaten Azerbaycan milli takımı gibi Karabağ. Yani çoğu Azeri futbolculardan oluşuyor. Çok iyi futbol oynuyor bu arada. Azerbaycanlı kardeşlerimize salam olsun buradan diyerek. Çok fazla Azerbaycanlı üye de var bu arada. Onlarla da sürekli konuşa konuşa Azerbaycanlı ve oradan yani sohbetimiz sağlam diyelim. Burada Braga gol atma ihtimali var mı? Var. Zaten maçın favorisi. Burada risk alan taraf yine Braga tarafı olabilir. Zaten biraz daha kaliteli olduğunu söyleyelim Braga kadrosunun. Fakat işte o risk aldığı zaman ilk maçta kendi evinde aldı ya. Ya Karabağ bunu çok iyi değerlendirdi. Benim burada tek tercihim burada her iki takımın da karşılıklı atılacak golleridir. İdealden değerlendirin 1.44 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. İkinci mücadelem tunusla Benfica karşılaşması. Benfica'da ilk maçta bizim yüksek mislimizdeydi. Maç sonu 1-1.5 üst olarak da yani 90'larda gelen iki tane penaltı bize can suyu oldu. Günü kazançla sağlamamızı kapatmamızı sağladı. Toulouse da gerçekten çok iyi oynuyor. Hafta sonunda ben dedim bir rotasyon yapar. Monaco karşısında Monaco mücadeleyi kazanır şeklinde düşünüyordum. Ama rotasyona gitmedi. O rotasyona gitmemenin cezasını kendi evinde ya o yorgunluğu görür mü bilmiyorum ama gerçekten Toulouse oynamış olduğu oyunun hakkını veriyor. Benfica mücadelesinde 2-1 mağlup olsa da gitti Monaco'yu deplasmanda yendi. Şimdi kendi evinde Benfica ile oynayacaklar. Toulouse'un bir golüne Avrupa'da oran var bir 40 bandında Avrupa'da hiç değerlendirebilir bir golünü fakat ben burada Benfica'dan da gol beklemek zorundayım. Karşılıklı atılacak goller 1.52 1.54 bandında oranı var. Ben yine de bu mücadelede karşılıklı atılacak golleri bekliyorum. Değerlendirecekler de bu yönde değerlendirme yapabilir. Legia Varşova ile Molde bu maça bir adet de yüksek oran var. Hatta bundan sonraki maçlarıma yüksek oran da var. Şimdi Molde ilk mücadelede aslında ilk maçı şöyle söyleyeyim. Goller çok erken geldi. Üst üste geldi. Her iki takımda net oyununu göremedik. Yani o çekişmeyi göremedik. İkinci yarı Varşova üstünlüğü koyarak da direkten dönen toplar olsun. Kaçırmış olduğu pozisyonlar olsun ve çizgiden çıkarılan toplar olsun. Varşova ikinci yarı çok iyi oynadı. Şimdi kendi seyircisi önünde oynayacak bir Varşova. Ve Molde arkadaşlar çok iyi çıkıyor. Hatta kendi evinde oynamış olduğu maça da bakın. Attığı iki gol zaten. Kaleci hatası bir tanesi de çok iyi çıkıştan geldi. Ben burada Varşova tarafının biraz daha risk almasını ve Molde'nin bu riskleri değerlendirebilmesini bekliyorum. KG var yine aynı şekilde her iki takımın atacağı goller. 1.52, 1.53, 1.50 bantlarına bir oranı var. KG var değerlendirebilir. Ve yüksek orandan şunu önermek istiyorum ben sizlere. Varşova kendi evinde risk alacak ya. Molde geçen maç çıkışları çok iyi yaptı. İlk yarıdan Molde bir tane atabilir. Zaten ki var bekliyorum. Ama Molde golü iyi çıkışlarla birlikte kanat bekleyen özellikle Lines'in açtığı ortada Gulbrandsen'in attığı bir gol vardı. Öyle bir gol gelebilir aynı şekilde. İlk yarı Molde gol atabilir. Bunun da yüksek oranıyla sizlere önermek isterim. roma Feyenoord mücadelesi. Roma mücadelesi ise çok hareketli geçti. İlk 20 dakikada 6-7 tane pozisyon var. Öyle söyleyeyim. Çift taraflı olaraktan konuşuyorum. Yani çok hareketli geçen bir mücadeleydi. Ve Roma maçı beraber aldı. Ben hatta yüksek olandan e, zaten ideal tercihimdi. 8.5 üst korner. 9 korner oldu tam. Maç sonu da önerdim. O da aynı şekilde geldi. Para kazandık yani bu maçtan. Yine aynı şekilde değerlendirdim. Arkadaşlar şu an korner açık değil. Ama Roma kendi evinde korner kullanan bir takım. Yani maç hareketli olduğu için... Korner tercihi çıkabiliyor. Korner çıkıyor yani özellikle Lukaku şut denemeleri yapıyor. Dybal aynı şekilde. Feyenoord da aynı şekilde. En azından bir yerlere çarpıp çıkabiliyor. Burada korner tercihiniz açık değil. Fakat 8.500 korneri değerlendirebilirsiniz. Yine ideal tercihim burada korner maçım olarak değerlendirdim. Onun dışında benim beklentim burada Roma galibiyeti. Roma galip gelir de nasıl galip gelir? Buna yüksek orandan. handikap 0. Yani şurada handicap 0 var. 2.99 oran var bakın en üstte. O. Yani ne demek bu? Roma mücadeleyi tek farkla kazanır. Sisteme koyacaklar bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Sparta Pırak'la Galatasaray'a karşılaşması. Dostlarım bu maçın maç konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de ilk mücadeleyi kazandık. Ben de bir Galatasaray taraftarı olaraktan da burada zaten Avru, Türk milli takım mantığıyla devam edeceğiz. Neden milli takım? Aga adamlar Türkiye'yi temsil ediyor. Ülke puanı için savaşıyor. İlk mücadeleyi de kazandı mı kazandı. Çok güzel. Şimdi Sparta Pırak çok iyi oynadı. Özellikle ilk 10 dakika, ilk 15 dakika çok iyi bir pres oyunuyla birlikte kalemize çok iyi bir baskı yaptı. Mustera'nın 90'da çıkarmış olduğu pozisyon bizim dayı ne diyor? Ya bizim kaptan çok iyi kaleci vallahi diye. O muhabbet aynı şekilde. Yine tempolu bir mücadele. Her iki takımında bolca pozisyona girebileceği bir karşılaşma olabilir. Galatasaray ya Okan hocamın vardır bir bildiği. Var ya Okan Buruk gerçekten güven veriyor. Sparta Prag burada galip gelir mi maç uzar mı bilmiyorum. Ama ben Galatasaray'ın ve Sparta Kuran'da karşılıklı atacağı golleri bekliyorum. İdeal kombinemi de ekledim. Sizlere vermiş, verecek olduğum ideal kombinemi ilk mücadelesi Galatasaray mücadelesi. Karşılıklı atılacak golleri ben aldım idealden. Onun dışında yüksek oran ne yapabiliriz diyerekten de. Dediğim gibi ben ne, ne kadar Galatasaray taraftar da olsam hiçbir zaman e, taraflı yaklaşmama taraftarıyım. E Spartak Prag deplasmanında bile çok iyi bir pres oyunuyla başladı ilk 15 dakika. İlk yarıda aynı şekilde bu şekilde başlarsa Galatasaray kalesine bir tane gol atabilir ilk yarıdan. Bunun da oranı 1.75 bandında. Zaten KG var, bekliyoruz. Ama dediğim gibi Sparta Prag'ın ilk yarıdan atacağı bir gol 1.75 gibi oranı var, atabilir. Umarım atamaz. Umarım Galatasaray 2-3 tane atar, rahat geçeriz ama ben ne görüyorsam, ne anlatabiliyorsam onu söylemeye çalışıyorum. Diğer mücadelemiz sonlu karşılaşmamız Sportif Lizbon'la yok boş mücadelesi. İlk e, ilk mücadele 3-1 gibi skorla bitti. Rahat bir galibiyet alındı. Yine kendi evinde oynayacak. Yine Sporting Lisbon 2 gün önce bir maç oynadı. Dün oynadı hatta. Deplasmanda onu kazanmasını bildi. Burada ben yine Lizbon'un kendi evinde vereceğini düşünmüyorum. Maç sonu 1-1.5 üst maçın ideal tercihidir. Kendi evinde 2 tane atacaktık. Çünkü Young Boys hareketli bir takım. Maç sonu 1 1.5 üstü değerlendirdim. İsteyenler biraz daha oran almak isteyenler maç sonu 1 2.5 üstü ile değerlendirebilirler. Young Boys da burada gollere katkı verebilecek bir takım. İlk maçta çok güzel bir performans sergiledi. Kalemimizi kapatalım, defterimizi örtelim. Toplamda 6 adet mücadele önerdim. İdeal yüksek oranlarıyla değerlendirecekler. Bol şanslar. Bir adet de ideal kombin önerelim sizlere. ideal kombinimiz burada. Galatasaray mücadelesiyle Young Boys karşılaşması. Ben yok bu e, e, Sporting Lisbon'un kendi evinde. Yani zaten şampiyonla oynayan bir takım. Şampiyonlar Ligi. Ay, ay, pardon, Avrupa Arenası. Maçsonu 1.5 üstünü değerlendirdim. Galatasaray mücadelesinde KG var. Toplam oran 2-10. Sizlere ideal konuyu bu şekilde önerdim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.